Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli huzur doludur. Dil Ovası, 21. yüzyılın kültür, turizm ve sanayi alanındaki marka şehri. Medeniyet tarihimize tüm değerleriyle mührünü vurmuş gür bir ses, taze bir soluk. Doğayla insanı, kültürle turizmi, teknolojiyle sanayiyi buluşturan bir atılım merkezi. 1987 yılında belediye kimliğini kazanan Dil Ovası, Tavşancıl ve Dil İskelesi ile birlikte Çerkeşli, Demirciler, Köseler, Tepecik köylerini de bünyesine katarak 2008 yılında ilçe sıfatıyla haritalardaki yerini aldı. Anadolu insanının iş ve aş umuduyla gelip bir sığınak gibi gördükleri Dil Ovası, birçok yerel Anadolu kültürünün iç içe geçtiği şirin bir ilçe. Kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağıyla dünya lojistik üssü olma yolunda hızla ilerleyen Dil Ovası, zorunlu bir yaşam sahası olmaktan çıkıp bir cazibe merkezi, bir yaşam alanı oluyor. Geçmişte Tavşancıl, Çerkeşli, Tepeköy, Köseler ve Demirciler köylerindeki bağlarda yetişen, bölgeye has ünlü kiraz ve üzüm çeşitleriyle adını tüm dünyaya duyurmuş olan Dil Ovası'nda, artık tüm yerel ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına çok özel çalışmalar yapılıyor. Dil Ovası adeta bir marka şehir oluyor. Kent kültürü bilincine sahip, içten ve samimi insanların yaşadığı Dil Ovası yeniden inşa ediliyor. Organize sanayi bölgelerindeki sanayi kuruluşlarında dünya markalarının üretildiği Dil Ovası, sahilindeki limanları, demir ve otoyollarıyla bir markalar şehri olarak adını tüm dünyaya duyurmak istiyor. Anadolu insanının birbiriyle kaynaştığı kültür, tarih, sanayi ve turizmde tanınmak için Dil Ovası sizleri de davet ediyor. Sevmek, tanımakla başlar. Dil Ovası bilinmek ve tanınmak istiyor. Bugün Dil Ovası Türkiye'nin gayri safi milli hastasına çok büyük oranda katkı sağlayan 9 limanı 6 organize sanayi bölgesi var ve bu organize sanayi bölgelerinde şu anda faal olan 665 fabrika var ve yapımı devam eden fabrikalarla birlikte yukarıdaki organize sanayi bölgeleri doluluk oranlarını yakaladıklarında binin üzerine büyük devasa fabrikalar var. Aynı zamanda tabii limanı var, işte demir yolu var, ulaşım yolu. Şimdi gördüğümüz bu ulaşım aksı hemen yan yana demir yolu, otoban ve E5 geçiyor. Osman Gazi Köprüsü var. Abdülhamit Han'ın projesidir bu köprü aslında. O dönem düşünülmüş ama biz Dil Ovası'na geldiğimizde de konuşuluyordu. 1970'li yıllarda da burada bir köprünün yapılacağı konuşuluyordu. Yani bu şehir çok önemli bir şehir, çok önemli bir noktada. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bütün geçiş güzergahlarının bulunduğu bir coğrafyada. Dil Ovası tarihi çok eski geçmişlere dayanan bir yer. Vakti zamanında Osmanlı Sarayı'nın bütün meyvesinin sebzesi buralardan gidermiş. Burada önemli tarihi eserler var. Mimar Sinan'ın burada yaptığı bir köprü var. O köprü sanayinin içerisinde kalmış. Şimdi o köprünün onarılması ve restorasyonu için çalışmalar devam ediyor. Onun dışında Demirciler Köyümüzde, Tavşancıl Mahallemizde
tarihi hamamlar, camiler, konaklar var. Dilovası'nın daha iyi tanıtılması için bir proje başlattık. Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları da bize destek verecek. Bu proje kapsamında Dilovası'nın tarihi değerlerinin ortaya çıkartılması ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. Bununla ilgili sergiler açılacak, işte kitaplar basılacak, seminerler verilecek. Tarihi değerleri olan, tarihi geçmişi olan bir yer olduğu konusunda da tanıtımı sağlayacağız inşallah. Burada bir de tabii milli mücadele sırasında Yahya Kaptan Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda da uzun uzadıya bahsettiği milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ın şehitliği de burada bulunmakta. Burada şehit olmuş. Bu bölgede Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle buradaki çetelere karşı vatandaşın güvenliğini sağlamış ve milli mücadele içinde büyük katkılar sağlamıştır. Onun da tanıtılmasını istiyoruz. Pek çok kişi Yahya Kaptan'ın mezarının burada olduğunu bilmiyor, anıtının burada olduğunu bilmiyor. Bunu da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız sonuç verir ve Dilovası'nı daha iyi hale getiririz diye düşünüyorum. Dilovası sadece bir liman kenti, sanayi kenti değil. Aynı zamanda bir kültür kenti. Özellikle Evliya Çelebi seyahatnamelerinde sık sık adı geçen bir bölgemiz. Burası sadece Osman Gazi Köprümüzle ünlü değil. Aynı zamanda Osmanlımızın tarihi geçmişi olan dokularını çok fazlasıyla görebilirsiniz. Yeniçeri mezarlıkları var burada. Tarihi konaklarımız var burada. Mimar Sinan'ın ilk yapıtlarında Mimar Sinan Köprüsü var burada. Ben herkesi buraya davet ediyorum.